Çekil burada. Çekil. Gel gel. Hop hop. Engin amca hoş geldin. Ne haber koçum? Nasılsın? İyiyiz. Hoş geldin Engin amca. Ne haber çocuklar, nasılsınız? Sağ ol Engin amca. Oğlum şuna bak ya, apartman gibi vallahi. Hadi oğlum, kocaman hadi. Ya. Maşallah. Oğlum büyünce ben de bundan kullanacağım. Çok güzel. Baba. Ne olmuş burada böyle? Baba? Baba neredesin? Hadi ayın aşağı, ben çıkacağım. Direksiyonu vardı. Sana ya, ne güzel değil mi? Ay sola. Ne olacak? Güzel. Düşeceksin. Ben bir daha bunu düşeceksin oğlum. Ki o da bir salon. Çekil çekil. Nereye gider acaba? Akşama anca girer eve. Hoş geldin Engin. Hoş bulduk. Daha geçen hafta temizledim burayı. Yine dağıtmış. Baban çok sakar, çok dağınık. Tek başına yaşamasını bilmiyor. Hangi erkek biliyor ki zaten? Bıktım valla. Kusura bakma, çekilecek gibi değil. Bence götür onu buradan. Rezil oluyor tek başına. Takmış kafasına rahmetliyi. Gece gündüz karısının mezarından ayrılmıyor. Annenin kendinden önce ölmesine katlanamıyor sanki. Zor tabii. Kadının önce gitmesi zor. Zavallı kaldı tek başına. Erkeğin arkada kalması daha zor. Kadın bir şekilde çeviriyor kendini. Vadesi gelene kadar erkek gibi sağına soluna yük olmuyor. Dediğim gibi, giderken götür onu. Oturt bir köşeye. Son günlerini torununun bir tanecik oğlunun yanında geçirsin. Nerede şimdi o? Nerede olacak? Yine mezarlığa gitmiştir. Her gün annenin mezarına gidiyor. Akşama kadar orada oturuyor. Yağmur demiyor, ayaz demiyor. Hep mezarın başında. Bugün nasılsın Emine? Vallahi ben hiç iyi değilim. Yalnızlık çok zor hanımım. Sen gidince ben yıkıldım, bittim. Kolum, kanadım kırıldı. Sen yanımda olmayınca çok şaşkınlaştım. Kabahat sende. Beni hep hazırcılığa alıştırdın. Bana hizmet edeceğim diye ömrünü tükettin. Aşımı, ekmeğimi hep sen hazırladın. Bana çocuk gibi baktın. Bir dediğimi iki etmedin. Kimsem yok Emine Hanım. Kimsem yok. Çok yalnızım. O kadar yalnızım ki. İnsan ölmeyi ister mi? İstiyor işte. Her şey vaktinde güzel. Niye beni bırakıp gittin? Söylesene, beni niye bırakıp gittin? Baba. Engin. Oğlum. Babam. Ne zaman geldin?
Ben de annenle konuşuyor, şey, dua ediyordum. Annen çok sevindi geldiğine. 6 ay oldu bu kara toprağa gireli. O kara toprağa girdi, benim dünyam karardı. Bana dün gibi geliyor. 6 aydır... Babam. Torunum nasıl? Onu çok özledim. Sümbülüm benim. Baba, Sümbül değil, Gözde. Biliyorum canım, biliyorum. Ben ona Sümbülüm derim. Annene de Sümbülüm derdim. Hayrola, niye geldin? Seni İstanbul'a götüreceğim. Eve. Bundan sonra bizde kalacaksın. Temelli. Hay Allah. Sakarlığım tuttu yine. Gelinim de istiyor mu? Gözde! Gözde! Geldim anne. Gözde, sana söylüyorum, buraya gel. Buraya gel. Of! Bunu sen mi kırdın? Görmedim anne, koşuyordum, birden düştüm. Ben sana kaç kere söyleyeceğim usludur diye Gözde. Bunu niye kırdın Gözde? Bir daha kırmam anne, söz kırmam. Daha yeni almıştım. Üf, üstelik onu çok seviyordum. Of! Of Gözde! Çabuk odana geç. Hiç dışarı çıkmayacaksın. Derslerine çalış, resim yap, bir şeylerle uğraş. Salona hiç girmeyeceksin Gözde. Ben sana çay pasta getiririm. Hadi. Hadi. Tamam anne. Çok önemli misafirlerim gelecek benim bu akşam. Ah kızım ya. Nasıl kırdın bunu? Uf. Geldim. Geldim. Hoş geldin Tijen. Gel, ben de seni bekliyordum, gel. Bak, bunları sana aldım. Ay. Şöyle görünür bir yerlere koyalım. Koy koy. Ay. Şöyle. Çok yakıştı değil mi? Yeni açılan alışveriş merkezinden aldım. Bakar mısın markasına? İtalyan. Tijen, içerisi nasıl olmuş? Mina Hanım beğenir mi? İdare eder. İyi iyi. Mina Hanım gerçekten gelecek bu akşam değil mi? Yani benim evime gelecek değil mi? Benim hatırımı hiç kırmaz. Dedim, Aysel Hanım'ın günü var. Gelir misin? Ah Tijen'cim dedi. Sen söyledikten sonra. Nereye istersen gelirim dedi. Ay şimdi şarkıcıların, artistlerin arkadaşı Mina Hanım benim evime geliyor. Benim evime. Allah'ım, ne olur bir terslik çıkmasın. Ne olur. Baba, hamdolsun işlerim iyi. Yıllardır direksiyon sallıyorum. Yoruldum artık. İyi bir şoför bulup onu yollayacağım. Ama sen sakın ağzından bir şey kaçırma. Sahiden haber vermedin mi gelinime? Onlara sürpriz yapacağız baba. Özellikle Gözde çok sevinecek. Sümbülüm benim. Onu çok özledim, çok. Keşke bilseydi. Şimdi böyle aniden çıkınca karşılarına... Gelinimin belki işi vardır. Baba, sen yabancı mısın? Babamsın benim. Onların da babası, dedesisin. Takma kafana. Göreceksin bak, çok sevinecekler. Ah oğlum. Beni götürüyorsun ya, ben sığamam o eve. Saçmalama baba. Hem artık durumumuz da iyi. Allah'a şükür iyi kazanıyorum. Evin eşyalarını tümden yeniledik. Hem evimiz de geniş baba.
burası değil mi? Ay, gün bu evde mi? Ay Mine Hanım, ne işimiz var bu evde? Kadın kim? Tijeni nasıl kırabilirim kız? Ay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Selam Tijen. Hoş geldiniz. Şöyle geçin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Buyurun. Ay. Egzantrik, şirin ev. Ah, teşekkür ederim Mine Hanım. Egzantrik ne demek? Çok güzel diyor, çok güzel. Alayım. Teşekkür ederim. Mine Hanım. Verin onu da alayım. Çık, çık yukarı. Buyurun oturun. Teşekkürler. Ay Tijen, senin hatırın olmazsa gelmezdim böyle bir yere. Ne bu ucuz defolu eşyalar? Sanki köy evine gelmiş gibiyim. Günümüzde bu kadını katmakla iyi mi ettik sence? Buyurun. Çok mersi. Teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Ay bu fincanlar ne güzel. Markası ne bunların? Teşekkürler. Şey... Önemli değil. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Şey, kocanız ne iş yapıyordu? Kim o magandı? Ay manyak mı bu adam? Gecenin bu saatinde deli midir nedir? İşte geldik. Seni görünce çok şaşıracaklar. Gel baba. Ah evladım. Niye getirdin beni sanki? Gözde de Aysel de seni 2 yıldır görmüyorlar. Özlediler seni. Kapı çalıyor. Açmayacak mısınız? Açacağım tabii. Açacağım. Aç aç. Niye söylemedin Engin geleceğini? Sana bir sürprizim var. Babamı getirdim. Şaşırdın değil mi? Geç baba, geç. Hoş geldin demeyecek misin babama? Hoş geldin baba. Sağ ol kızım. Gel baba, gel. Aa, misafirlerimiz mi vardı? Niye söylemedin Aysel? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Eşime sürpriz yapmak istemiştim. Tırla yurt dışından geldim. Gelirken babama uğradım, alıp getirdim. Rahatsız olmayın, oturun. Biz yukarı geçeriz. Babacığım... Gözde'nin odası yukarıda. Seni görünce ne yapacak acaba? Ay, baba. Ay, 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 al şu adamı üstümden. Tijen, biz yok. Gidelim artık. Ay, tamam, değil mi? Müsaadenizle. Benim acil bir işim vardı. Şimdi hatırladım, gitmem gerekiyor. Mine Hanım, lütfen. Ay, adam nasıl düştü öyle? Kaza işte. Hoşça kalın. Tijen, lütfen, böyle birini günümüze katmakla hiç iyi etmedin. Çok kırıldım sana. Ama şey... Çık ya. Bir çuval inciri berbat ettik galiba. Gitmeyin. Gitmeyin.
Özür dilerim. Sakarlığım tuttu işte, görmedim. Kusura bakmayın evladım. Dedim ben sana evladım, getirme beni diye. Tamam baba, bir şey yok. Olur böyle şeyler. Hadi Gözde yukarıda. Ona bir sürpriz yapalım. Geldiğime sevinmedin mi? Hayatım, bir aydır evden uzakta hep seni hayal ettim. O kadar özledim ki. Evimi, seni, kızımı. Sümbülüm, güzel torunum benim. Niye söylemedin geleceğini Engin? Misafirlerim vardı. Birden sen, baban gelince... Aman, takma kafana. Nasıl? Babamı getirdiğime sevindin mi? Çok perişandı. Yalnızlıktan iyice bunalmış. Getirdim ben de. Bundan sonra yanımızda kalsın. İyi etmedin mi? Gözde ne diyecek görünce bakalım. Ne kadar da büyümüşsün. Koca kız olmuşsun. Dede. Dede. Dedeciğim. Sen mi geldin? Kızım. Yavrum. Sümbülüm. Canım dedem. Babacığım. Nasıl? Bu seferki hediyemi beğendin mi? Çok, çok. Teşekkür ederim babacığım. Deden geldi, artık bizim papucumuz dama atıldı. Canım dedem, çok özlemiştim seni. Oh be! Evimde kahvaltı yapmayı o kadar çok özledim ki. Bir gün bırakacağım tır şoförlüğünü. Yollarda yaşamaktan bıktım usandım. Siz de tek başınıza bırakıyorum. Ama bu sefer içim rahat. Yalnızda babam var. Sahi daha kalkmadılar mı? Baban sabah namazına kalktı da... Sonra yeniden yattı mı bilmiyorum. Aysel, ne olur baban deme. Senin de baban. Babamız. Hı hı. Doğru. Bana niye sümbülüm diyorsun dede? Sümbülleri çok seviyorum da ondan. Ayrıca babaannene o kadar benziyorsun ki. Seni görünce onu görmüş gibi oluyorum. Sümbülüm benim. Peki sümbül nedir? Çiçek. Çiçek mi? Ay ben çiçekleri çok severim. Ama sümbül çiçeğini görmedim. Sana bir gün sümbül çiçeklerini gösteririm. Sahi mi? Sümbül Efendi'ye gideriz. Orada birçok sümbül var. Sümbül Efendi mi? O kim? Sümbül Efendi çok eskiden İstanbul'da yaşamış. Çok iyi bir insan. Niye sümbül diyorlar ona? Sümbülleri çok severmiş de ondan. Ne güzel. Sahi çağırsana şunları. Ben de çiçekleri çok seviyorum. Seneler önce... daha delikanlıyken... İstanbul'a düştü askerliğim. O zamanlar babaannen... Evet dede. Hadi gelin artık. Kahvaltı hazır. Sizi bekliyoruz. Geliyoruz kızım, geliyoruz.
şey yok kızım, bir şey yok. Baba, ben bugün yeniden yola çıkıyorum. Artık senin evin burası. Gönlüm rahat. Gözüm arkada kalmayacak. Sen burada değilken hep içimde bir sıkıntı vardı. Rahat ol, hiç çekinme. Hemen niye gidiyorsun oğlum? Biraz kalsaydın. Babacığım, iş beklemez ki, mecburum. Dedeciğim sen varsın ya, artık hiç canım sıkılmayacak. Hadi baba sen, yeter artık. Uzatma. Ne olur, beni huzur evine gideceksin lütfen. Dedim. O kadar. Kulunuz köleniz oldu. Lütfen baba inat etme. Dur hanım dur. Çekil, ne olur yeter. Dur biraz. Ne olur. Hadi bin şuraya. Bin baba. Allah. Böylece hem sen hem de biz rahat edeceğiz. Kulun köleni. Ne oluyor orada? Torunlarımdan ayırma. Niye böyle yapıyorlar? Merak etme, sık sık ziyaretine geleceğiz. Ne olursun. Hadi inat etme. Dijen. Zavallı adamı niye kovuyorlar ki? Dijen Hanım. Ne yapsın? Haklı Dijen Hanım. Hem de çok haklı. Kayınpederi her tarafı pisliyormuş Engin. Çiş kokusundan eve girilmiyor diyor. Olsun. Yine de baba. Huzur evinden kaçıp kaçıp geliyormuş ama. Hayatım. Babam sana emanet. Annem öleli kendini dağıttı. Sakarlaştı ama yine de iyi insan. Seni de çok seviyor. Ben gelene kadar sabret, tamam mı? İyi ki senin gibi bir eşin var. Ben de insanım ya, yeter. Bir daha da getirme onu buraya. Dedene göz kulak ol, tamam mı? Tamam babacığım. Aferin benim akıllı kızım. Canım benim. Çabuk gel, tamam mı? Tamam. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Sen de ol. Güle güle baba. Güle güle. Hadi içeri girin. Ben biraz dolaşayım. Birazdan gelirim. İyi. Fazla uzağa gitme de. Hadi kızım. Ben de geleceğim dede. Gözde, senin dersin var kızım. Hadi içeri. Ama ben de gezmek istiyorum dedemle. Dedem bana sümbülleri gösterecek. Gözde içeri. Ne olur anneciğim, lütfen. Dedemi çok özledim. Hemen geliriz gelinim. İyi. Yarım saat sonra gelin. Tamam. Bir an evvel kurtul bence. Görüyorsun benim halimi. Yaşlıya bakmak çok zordur. Çocuktan beterdir bunlar. Sığıntı işte. Dede hadi ben sümbülleri görmek istiyorum. Hadi gidelim. Orası çok uzak kızım. Otobüsle tramvayla sabah çıksak akşama ancak döneriz. Ama ben sümbülleri çok merak ediyorum. Sümbülleri de Sümbül Efendi'nin kabrini de göstereceğim sana. Söz ama. Tamam söz. Ben kaymak istiyorum. Thank you.
Kızım. Sümbülüm benim. Dur kızım. Dur temizleyin. Hadi bakalım. Gel kızım. Geldim. Ay. Ne olmuş sana böyle? Baba niye bakmadın ona? Bir de sana emanet ettim. Git odana çıkar üstündekileri. Çabuk. Sen de girsen içeri. Ne duruyorsun öyle? Ben... Hadi gir. Girsene gir. Allah Allah. Şey mi kırdın? Görmedim kızı. Görmedim. Elim çarpıvermiş. Ay çekil, çekil. Dokunma. Zaten neyi görüyorsun ki? Bu sakarlığını her şeyi kırıp dökeceksin. Ayakta durma. Otur bir yere. Otur oraya. İyi. Bıktım. Sus. Ağlama. Hem üstünü kirlet hem de ağla. Geçin o. Sana gitme demiştim. Dinlemedin ki. Sözümü dinleyen kim? Bıktım sizden. Bıktım. Yeter artık, yeter. Gelinim. Dövme çocuğu. Azarlama. Suç benim. Gitme başımdan baba. Karışma bana. Ben ne yaptığımı biliyorum. Baba odana gitsene. Hadi. Allah Allah. Sus. Hem çocuğa bakamıyor hem de suç benim diyor. Sen de bir daha gitmeyeceksin. Anladın mı? Tamam anne. Ona göre. Niye beni bırakıp gittin hanım? Bana bunu neden yaptın? Sığıntıdan farkım kalmadı. Beni bir başıma bıraktın. Niye geldim sanki? Niye? Dede. Kızım. Dede. Sümbülüm. Senin yanında uyumak istiyorum. Uyuyabilirim değil mi? Uyu kızım, uyu. Gözde. Hemen odana. Ama anneciğim, dedemle kalmak istiyorum. Odana dedim Gözde. Tamam anne. Thank you.
Vallahi ne yapacağım bilemiyorum Tijen. Sabahtan akşama kadar evde. Ay bir haftadır böyle ayak altında dolaşıyor. Ay bir de Sakar. Kırmasın diye bütün cam eşyalarımı kaldırdım. Bence vakit varken sağ başından şekerim. Olur mu öyle şey Tijen? Kocamın babası. Hem kimsesi de yok başka. Yapamam. O zaman ne diyeyim Aysel'cim? Başa gelen çekilir. Aysel Hanım, neler yapıyorsun bakalım? Dizileri takip ediyor musun? Akşamki diziyi izledin değil mi? Ne yapmıştı o adam? İntihar mı ediyordu ne? Evet. Hem de o kadın için. Ay yazık çocuğa ya. Ya. Nereye gidiyor? Kahveye. Bazen acıyorum da ona. Ay sen de Aysel. Yüz verme şunlara ya. Sonra tepene çıkarlar. Bak ben gönderttim huzur evine. Oh evimde gül gibi geçinip gidiyorum. Senin anlayacağın çok rahatım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Rastgele. Selamın aleyküm. Aleykümselam. Ne oldu İbrahim? Hiç. Ne olsun? Evden mi kovdular İbrahim? Nereden çıkardın canım? Gelinin ağır söz söyledi değil mi? Yok. Öyle bir şey yok. Benim gelinim çok iyidir. Melek gibidir. Beni de çok sever. İbrahim madem öyle niye her gün kahvedesin? Canım utanıyorum. Torun okula gidiyor. Evde bir ben bir de gelin. Sevmiyorum işte. İnanılmaz İbrahim, inanılmaz. Senin gelin yine seni seviyor. Benimki bana demediğini bırakmıyor. Her an her saniye hakarete maruz kalıyorum İbrahim. Bunlar ihtiyarlıktan İbrahim. Sığamazsın bir yere İbrahim'in. Öyle. Şu dünyada sığıntı gibi yaşayıp gitmek. Zor be kardeşim, zor. Şu torunlarım da olmasa var ya... İbrahim, bana göre, kendi adıma konuşuyorum. Bu dünyada 20 yaşında evleneceksin. 40 yaşında olacaksan zengin olacaksın. 60 yaşında da öleceksin. 63 yaşından sonra ölmek rezillik İbrahim. Peygamberden fazla mı yaşamaya kalkarsın bu dünyada? İşte böyle sürünürsün, sonun böyle ol. Sakın alınma, ben kendi adıma konuşuyorum. Kendi derdime yanıyorum. Dede! Dede! Dedem nerede anne? Kahvede kızım. O da ben geldiğimde hep kahveye gidiyor. Ne var ki sanki kahvede? Ne o İbrahim, gidiyor musun artık? Daha erken değil mi? Torunum gelmiştir. Gözde okuldan geldi mi? Geldi. İçeride. O da seni sorup duruyor zaten. Biz Tijen Hanım'la alışverişe gidiyoruz. Sakın evi dağıtmayın.
Size gittiklerini söylemiştim. Bakın kim gelmiş. Kendine savunmasız garip bir hayvan bulamadın mı? Çok uzakta olamazlar. Bu yöne gitmiş olabilirler ya da bu yöne ya da... Siz iz sürmeyi pek bilmiyorsunuz. Değil mi? Biz miskinler ağaçlara bakarız. Yaprak yeriz, böyle iz süreriz. Fazla uzakta olamazlar. Hala yeşil. 2 saat önce kuzeye... Dede neredeydin? Hala geldim yeşil. Kızım, geldim. Ne oldu? Bu eziyeti çekmenize gerek yok. Bebeği bana verin. Ne olmuş benim güzel torunuma? Ben sana küstüm. Niye? Hani bana sümbülleri gösterecektin? Göstereceğim tabii. Göstermez miyim? Ne zaman? Tatil gününde. Annenden izin alırız. Olmazsa onu da alırız, yanımıza gideriz. Hem sümbülleri gösteririm sana, hem de Sümbül Efendi'nin kabrini. Orada mübarek insana Fatiha okuruz. Selam veririz. Çabuk gidelim, çabuk. Annen gelsin, konuşalım bakalım. Babam geldi. Evimin yemeklerini çok özlemişim. Ah! Bizim memleketin yemekleri hiçbir ülkede yok. Hepsi abur cubur şeyler. Beni özlemedin mi babacığım? Özlemez miyim? En fazla seni özledim. Sonra annemi özlemedin mi? Dedemi özlemedin mi? Baba nasılsın? Alıştın mı biraz? Alıştı tabii. Çünkü ben varım. Öyle değil mi dede? Öyle öyle. Aysel? Babamın önündeki tabak niye farklı? Baba nereye? Doydum evladım. Allah bereketini versin. Vakit geldi. Abdestimi alayım hayırlısıyla. Sonra da namazımı kılayım diyorum. Ne yapayım? Diğerlerini kırıyor. Biraz sakar da. Olsun. Biz hangi tabakta yiyorsak o da aynı tabakta yiyecek. Ama hayatım. Uzatma. Baba. Bir sıkıntın yok değil mi? Gelin iyi davranıyor değil mi? Gelinim çok iyi. Allah razı olsun ondan. Benim gelinim gibisi yok. Ne yapsam onun hakkını ödeyemem. Baba, benden bir şey gizlemiyorsun değil mi? Yok, ne gizleyeyim evladım? Enginim, ne olur beni evime götür. Burada yapamıyorum. Yok, gelinimden şikayet etmiyorum. Ama buraya sığamıyorum işte. Ben burada, annen memlekette olmuyor. Memleketteyken hiç olmasa annenin mezarına gidiyordum. Teselli buluyordum. Burada... Gözde var ya baba. Ah benim güzel torunum. O da olmazsa zaten ölür. O zaman? Oğlum beni annenin yanına götür. Evime götür. Annen öldükten sonra yaşamanın manası kalmadı. Hiç kalmadı. Baba böyle konuşma. Burası da senin evin. Yakında bayram var.
Hep beraber gider annemin mezarını ziyaret ederiz. Şimdi burada kalmak zorundasın. Tamam mı? Gözde'yi üzmek mi istiyorsun? Zaten burada kalıyorsam onun sebebiyle. Ben yarın gidiyorum yine yurt dışına. Yine mi? Benim işim bu baba. Kalsaydın biraz daha. Yarın erkenden yola çıkacağım. Bir günlüğüne gelmiştim Türkiye'ye. Rahat ol baba. Burası senin evin. Ay çok güzel, salona çok yakışacak. Aslında çok pahalı bunlar. Ama tanıdık olduğumuz için indirim yaptılar. Bir daha bulamazsın böylesini. Ay evime hiç böyle güzel bir takım almamıştım Tijen. Alacaksan en kalitelisini alacaksın şekerim. Muhakkak marka olacak. Artık durumunuz da iyi. Hiç çekinme vallahi. Onu bunu almayacağız da ne yapacağız bu dünyada? Şekerim, bence çok iyi yaptın. İnan bana evine çok yakışacak. Gelinim. Güzel gelinim. Ne olur bana torunlarımı göster. Huzur evinde yapamıyorum. Ne olur. Kulun kölen. Yine mi kaçtın sen? Ay değiştireceğim huzur evine. Başka yere aldıracağım seni. Yapma. Acı bana ne olur güzel gelinim. Ay iyi, git başımdan ne git. Ne olur. Taksi. Bunlar şekerim. Taksi. Sofraya koymaya bile kıyamıyorum. En iyisi kaldırayım. Ay şunlara bakar mısın? Ay. O kadar para verdim. Değdi ama. Değdi. Ay ne yemekler yaparım ben bununla. Gözde. Hadi yemek yiyoruz. Dedeni de çağır. Nerede kaldı bu deden?
Hadi baba, niye oturmuyorsun? Özel davetiye mi bekliyorsun? Gel dedeciğim, otur. E hadi otur. Anneciğim, dedemin tabağını değiştirmemişsin. Babam demişti ki... Sen karışma kızım. Hı? Onun yüzünden takımın bozulmasını istemem. Lütfen baba yapma şunu, gıcık oluyorum. Ağzını şapırdatma. Özür dilerim. Lütfen. Sofra başında öksürür mü hiç? Ne oldu? Şey, ben doydum. Daha iki kaşık aldın. Aç değildim zaten. Müsaadenle gelin. Anneciğim, dedem bana sümbülleri gösterecek biliyor musun? Ne sümbülü? Sümbül Efendi'de sümbüller varmış. Çok güzel çiçeklermiş. Aman Gözde, başıma bir de sümbül yüzünden iş açmayın. Ha? Ne yaptın sen? Sana kaç kere söyleyeceğim? Sakar herif. Daha yeni almıştım onları ben. En güzel, en pahalı takımlarımı bozdun. Nedir senden çektiğim? Nedir? Sığıntı. Sakar şey. Sığıntı. Kırılmamıştır. Baba böyle konuşma. Burası da senin evin. Yakında bayram var. Almıştım onları. Ne yaptın sen? Sana kaç kere söyleyeceğim? Sakar herif. Daha yeni almıştım onları ben. En güzel, en pahalı takımlarımı bozdun. Nedir senden çektiğim? Nedir? Sığıntı. 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 Ha ha ha!
Gördüm bak. Sığıntı da oldu. Haklı da gelinim. Sığıntıdan ne farkım var sanki? Olmuyor. Hiç olmuyor. Eve giremiyorum. Sığamıyorum. Evlat babaya anaya yük olmaz ama ana baba evlada her zaman külfetmiş. Yaşlılık da zor, yalnızlık da zor. Beni öyle bırakıp gidersin. Bir de böyle bakarsın bana. Gelinime ne diyeyim? Oğlumda suç var. Aldı getirdi beni. Kadıncağız bakmak zorunda değil ki bana. Hem ben pek sakarım. Sen öldükten sonra iyice arttı bu sakarlığım. Niye ölmüyorum ki sanki? Niye hala yaşıyorum? Allah'ım, artık dayanamıyorum. Al bu canımı. Al da kurtulayım artık. Emine Hanım, 40 yıl aynı yastığa baş koyduğum vefakar eşim benim. Yanına gelmek istiyorum. Güzel kızım. Burada benim tek tesellim sendin. Tam ninenin boşluğunu dolduruyordun. Ama gitmem lazım kızım. Seni çok seviyorum. Çok. Beni unutma olur mu? Keşke sana sümbülleri gösterseydim. Ama nasip değilmiş. Ben gidiyorum Sümbül'üm. Baba böyle konuşma. Burası da senin evin. Yakında bayram var. Hep beraber gider annemin mezarını ziyaret ederiz. Şimdi burada kalmak zorundasın. Tamam mı? Nedir senden çektiğim? Sakar şey. Sığıntı. Sığıntı. Thank you.
Hadi kızım, kahvaltı hazır. Dedeni çağır da gel. Gözde. 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 Allah Allah. Nerede bu çocuk? Bu da yok. Nereye giderler bunlar sabah sabah? Gözde! Neredesin kızım? Çocuğumu nereye götürdü bu adam? Allah'ım bunlar bir delilik yapmasın. Selamu aleyke ya Yusuf-u Sümbül-i Sinan. Ben geldim yine. Seneler evvel gelmiştim hani. Daha delikanlıydım o zamanlar. Askerlik yapıyordum İstanbul'da. Sevdiğim kızı Emine Hanım'ı vermiyorlardı bana. Babası inat ediyordu. Zor durumdaydım. Bir arkadaşım Sümbül Efendi'ye git, onu vesile kıl, Allah'a dua et dedi. Ben de sana gelmiştim. Sümbül efendim demiştim. Himmet et bana. Seni vesile göstererek Allah'ıma yalvarmıştım. Allah dualarımı kabul etti. Emine Hanım eşim oldu. Onunla 40 yıl aynı yastığa baş koydum. Mutlu oldum. Ama şimdi çok yalnızım efendim. Hanımım öbür tarafa göçtü. Bense buradayım. Sığıntı gibi yaşıyorum. Ne olur, benim için vesile ol, himmet et. Allah'ım. Burada yatan mübarek zat hürmetine yalvarıyorum. Beni burada bekletme artık. Ne evlere, ne şehirlere, ne dünyaya sığıyorum. Benim yerim hanımımın yanı. Ne olur beni al. Artık gitmek istiyorum. Ne olur Allah'ım. Dünyada sığıntı gibi yaşamak koyuyor artık bana. Dede. Hani bana söz vermiştin. Hani bana sümbülleri gösterecektin. Niye kaçtın sanki evden? Beni sevmiyor musun? Kızım, yavrum, sen nasıl geldin buraya? Ben de konuşabilir miyim onunla? Biliyor musun? Benim dedem yalan söyledi. Beni kandırdı. Bana sümbülleri göstereceğim dedi. Sümbül Efendi'nin kabrine götüreceğim dedi. Ama kaçtı. Ama ben de onu takip ettim, geldim. Sümbül Efendi, sana ne diyeceğim biliyor musun? Dedem için dua etme. Onun dediklerini dinleme.
Allah. Dedem Sümbül Efendi'ye söylüyor. Ben doğrudan sana söylüyorum. Ne olur dedem ölmesin. Ben onu çok seviyorum. Sümbül Efendi'yi de seviyorum. Çünkü dedem onu çok seviyor. Nerede sümbüller? Bana sümbülleri göstersene dedeciğim. Nerede sümbüller? Bak işte orada. Tamam sümbülüm, tamam. Sabah bir uyandım, yoklar Engin. Hiç haber vermeden ikisi de çekip gitmişler. Nereye gittiler bilmiyorum. Akşam bir iki laf söylemiştim bir şeyler kırdı diye. Ona alındı herhalde. Bilmiyorum, kızımı da götürmüş yanında. Gel de babana bir şey söyle artık. Dayanamıyorum. Kızımın başına bir şey gelirse ne yaparım ben? Nasıl endişe etmem Engin? Babana şu günlerde bir haller oldu zaten. Kafayı yedi iyice. Hep babasını savunuyor Tijen. Hep o, hep o. Benim lafımı kayla alan yok. Hep öyledir zaten. Bana kalırsa hemen polise bildirelim. Hiç belli olmaz. E kafayı yedi diyorsan çocuğu nereye götürdü kim bilir? Kızım nasıl yaparsın bunu? Niye geldin peşimden? Evimize gidiyoruz değil mi? Bir de sırıtıyor, şuna bak. Beni eve götürmek zorundasın. Bir yere gidemezsin. Seni bırakmam. Hiç bırakmam. Babam seni bana emanet etti. Alo. Karakol değil mi? Bir haber var mı komiser bey? Evet, sabah çıktılar evden. Bilmiyorum nereye giderler. Gidebileceği her yere baktım, yoklar. Babam biraz aklı yerinde değil. Bir şey gelecek başlarına diye korkuyorum. Tamam komiserim, tamam. Gözde, kızım, canım. Sen neredeydin bakayım? Nereye götürdün kızımı? Yeter artık. Yeter. Sen benden habersiz nasıl götürürsün onu ya? Ya sen nasıl bir dedesin? Anneciğim, dedemin suçu yok. Ben gittim peşinden. Ne istiyorsun çocuğumdan? Ne istiyorsun benden? Yeter artık. Bıktım senden. Bıktım. Yeter artık ya. Dayanamayacağım. Anneciğim, dedem beni getirdi. Dedeme bağırma. Bağırma. Dede, Gözde. Dur gitme. Gözde dede, dur. Dede. He? Dedeciğim. Gözde. Gözde.
Gözde! Dede! Bu taraftan. Hala kendinde değil. Doktor bey endişelenecek bir şey olmadığını söyledi, merak etmeyin. Kırığı çıkığı yok, durumu iyi. Dede. Sadece uyanmasını dedeciğim bekliyoruz. Geçmiş olsun. Dışarı çıkabilir misiniz? Biraz sonra tekrar girersiniz. Gel kızım. Ben dedemle konuşmak istiyorum. Daha sonra kızım. Hadi. Doktor amca muayene edecek. Hadi gel. Kızım. Ben artık seninle konuşmak istemiyorum anne. Dedemi azarladın. Ona bağırdın. İstemiyorum. Kızım. Şey. Babana telaşlanmasın diye haber vermedim. Zaten durumu iyiymiş. İyileşecekmiş. O olmasaydı araba sana çarpacaktı. Senin için kendini feda etti. Sen ona bağırdın ama. Gözde. Kızım dur. Gözde. 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 Kızım dur. Gözde. Gözde. Kızım dursana. Dedeciğim, benim güzel dedeciğim. Baksana ne getirdim. Sümbül çiçeği bak. Hadi aç da gözlerini bak. Lütfen dede. Hani sen sümbülleri çok seviyordun? Hadi uyan dedeciğim. Lütfen uyan. Hadi dedeciğim. Uyan da evimize gidelim. Sonra Sümbül Efendi'ye gideriz beraber. Biliyor musun Sümbül Efendi'ye ne diyeceğim? Dedem seni çok seviyor. Ben de seviyorum. Sen sümbülleri seviyorsun. Ben de seviyorum. Ne olur söyle şu dedeme. Evimizde kalsın. Ayrılmasın bir daha. Beni bırakıp gitmesin. Yoksa ona küserim. İşte böyle diyeceğim dedi. Seni şikayet edeceğim işte. Oh olsun. Beni bir daha bırakıp gider misin? Ben de söylerim. Dede, dedeciğim, bana sümbülüm demeyecek misin dedeciğim? Dedeciğim, canım dedeciğim. Thank you.
Hadi baba, niye duruyorsun? Dedeciğim Miro evimize geldi. Hala atamadın mı başında? Hiçbir numara bilmiyorsun. Ben olsam bir daha eve almam. Yaşlıların kahrı çekilmez. Vallahi sana acıyorum. Çok acıyorum. Özür dilerim ama kayınpederimle, babamla ilgilenmeliyim. Aman. Dedeciğim hemen geliyorum. Ben biraz kendimi toplayınca gideceğim. Engin'i de ararım. Sakarlığım tuttu işte. Ama kırılmadı. Varsın kırılsın babacığım. Sen daha önemlisin. Özür dilerim. Bir daha seni hiç kırmayacağım. Söz veriyorum. Dede, anne, bakın işte resmimizi yaptım. Kızım. Baba, babacığım. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ha, bir tanecik benim, bir tanecik kızım. Seni çok özledim. Ben de tatlım. Annenle deden nasıl?